yeter, öf öf öf. Pardon, affedersin. Burcu girince bana niye selam veriyorsun? Biz demin içeride görüştük. Allah'ın selamını Aferin, haklısın. Sen şimdi burayı dinlemiyorsun, bir şeylerle uğraşıyor gibi yapıyorsun. Tamam. Buyurun efendim, böldüm, affedersin. Öf, 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 öf. Ay yeter artık, öfleyip öfleme Allah aşkına ya. Ay fenalık geldi içime. Bak bugün buraya giriyoruz, bu işi bitirip çıkıyoruz arkadaşım, o kadar. Ya Mehtap anlamıyorsun ya, 1976'dan beri bekarım ben ya. O reklamcı çılgın Hüseyin'i hatırla ne olur. Kafaca uyuşalım, kafa mı ne yapacaksın? Hep kafanla mı yani uyuşmak, anlayamıyorum. Öbürünü hatırlıyorsun, beni mutlaka taşıman lazım diyor. Ama el insan yani. Gerçekten sonuncusu ise tam bir çılgın değil miydi? Kıskan beni bebeğim. Kıskan. Hoşuma gidiyor. Daha çok kıskan beni. Tam bir manyaktı. Yani başıma gelenleri görüyor musun? Ah Benav. Ah inşallah Karadenizli birini bulmuştur, mutlu olmuştur. Gerçekten benim bir yani ne yapabilirim? Ayağım otur. Pardon, biliyorum. Küçük bir hatırlat. Ne dediniz isme? Benav. Benav. Beyle Benav. Vaner değil mi? Vaner. Vaner, Vaner. Ha, Vaner. Yani sen çünkü beni av deyince değişik oluyor. Ha, ben av, Vaner av. Evet. Tamam. Beni av deyince alışılmadık bir isim oluyor. Vaner dersen... Çok alışır. Her gün Vaner görüyorum zaten. Her gün Vaner. Evet. Hayvanizm tabii. Hatırlıyorsun onu, hani herkes Benav derdi, çok komik yani. Çocuğun adı oysaki çok basit yani, Benav yani. Ve bunu anlamıyorlar. Neyse, önemli değil. O da inşallah Karadenizli birini olur, mutlu olmuştur. Kısacası Mehtap, benim bazı kriterlerim var. Yani buna uyan birini bulmam gerekiyor. Öncelikle bir erkeğin gerçekten beyefendi olması gerekiyor. Yani bunları arıyorum kısacası. Yani öyle birini nasıl bulacağım Mehtap? Ay kızım, zaten bu devirde öyle bir adam bulursan yani adamla çıkmakla kalma, çık tepesine, Taksim Meydanı'na götür. Bu benim be diye bağır, olsun bitsin yani. Ay inşallah. Ay nerede bu devirde bu adam? Ama anlamıyorsun canım. Seçici bir yapım var Mehtap. Yetercim, bence seni anlamıyorsun. Senin artık seçici değil, geçici bir yapım var. Kız yaşın geçti. Evde kaldın yeter. Bak yaz düğün sezonu da geçirdik. Şimdi kış başlıyor. Sevgiliyle battaniye altında DVD izleme sezonu başlıyor. Bu sezonu iyi değerlendirelim ki yaza düğün sezonuna yetişelim. Doğru söylüyorsun. Yalnız Mehtap, bu aralar benim reytingim çok düşük. Yani beni gören kanal değiştiriyor. Nasıl bulacağım kendime bir erkek arkadaş? Ya kızım, seni onun için zaten Feslavcı'ya getirdim ya. He. Şimdi gireceğiz içeri, menüden bakacaksın, beğeneceğiz, bir tane paketleteceğiz. Oldu, bitti. Çok basit, hadi. Biliyor musun, beni çılgıncasına ikna etmiş bir yapın var. Merhaba sempatik güzel bayan. Hoş geldiniz hanımefendi. Arsari Feysal Zincirlerine hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz? Efendim, bana şöyle yardımcı olabilirsin. Menülerinizde neler vardırlar acaba? Efendim, erkek menümüzde çok fazla sevgili seçeneği var. İsterseniz kendiniz bakarsınız. Nasıl bir erkek tamam. istiyorsunuz acaba? Çok teşekkür ederim. Aslında ben tam olarak şöyle bir şey istiyorum. Yani atıştırmalık olsun. Yani geçici bir şey. Hafif olsun, hafif. Okey, o zaman ben size bir tane small light menü. Tamam. Bir tane small light boy menü olabilir miyiz? Selam bebeksin. Bilal ben. Sana reddedemeyeceğim bir teklifim var. Benimle çıkar mısın? Nereden? Merdivenden mi? Hayır, çünkü sen bu boyla bu kızlarca merdivenden çıkarsın da ondan kız. Bu ne cücük kadar? Bana diyene bak ya. Pigme. Efendim, isterseniz 99 kuruş fark ödeyerek daha büyük boy menü alayım. Gerçekten bu benim için şahane olacak. Çünkü kendisi birazcık bana için kanıyor. Yani bana daha büyük bir şey lazım çünkü kursağıma yetmez. Açım, aşk acısı çekiyorum. Açım. Örselendim ya. Vallahi örselendim. Aşk overlockçu misali ayağına geliyor. Ve sen onu depik inen itiyorsun. Vay be. Kusura bakma. Aşk beklemez canım. Okey. Bye. Hadi bakalım, kısa kes, hadi bakalım yürü. Evet, devam ediyorum. Neyse, büyük boy bir şey daha iyi olacak. Hanımefendi, o zaman ben sizin için büyük boy menü söylüyorum bir tane. Bir tane büyük boy menü alabilirim. Yani... Ne yapıyorsun? Ya
oldukça yağlı. Yani gerçekten benim için birazcık imkansız. Bu aralar kendime birazcık dikkat ediyorum da bu beni bozar. Dikkat etsen ne olur? Memduh amcam gibi tipim var. Hadi abi, hadi. Al işte, tam söylediğim gibi beni bozdu Mehtap. Artık takmayacaksın onları, tamam. O zaman ben size bir tane büyük middle boyfriend beni tavsiye ediyorum efendim. Tamam, tamam, olur. Bir tane middle boyfriend beni alın lütfen. Ne haber tatlı kız ha? Ne haber? Buradan sola bir içi akalım mı? Oradan da cübba bir içi akarız. Ne dersin? Hadi olmadı oradan başkasını akarız. Şimdi oralar alev alev yanıyordur. Siz bunu yakmışsınız. Hanımefendi herhalde çok fazla Antalya'da takıldığı için dibi tuttu. arkadaşlar, arkadaki erkek arkadaşlarımıza lütfen güzel davranın. Dikkat edili. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu tenin hastası çok... Ay olacak şey değil Mehtap, ne oluyor böyle? Ay aynen ya, gerçi uzmanlar beyazdan kaçın, esmer daha sağlıklı diyorlar ama... Kız kepekli olsun bu. Olsun olsun. Şampuan alın, kepeğinlerle. klasik boyfriend beni var mı acaba? Hani klasik tabii bir ki şey. Efendim var. Hemen sizin için sipariş tekrar giriyorum. Tamam. Bir tane ortamın klasik frenleri. Selam, ben Fikri. Yeter. Bu hiç fena değil ha. Vallahi olur mu harmanım? Aynen. Evet evet, gayet iyi. Ben burada mı istersiniz yoksa elde mi istersiniz? Yok yok, el ele şey yapmayalım şimdi şeyde. Biz burada oturup şey yaparız. Ne güzel evde tanışmış olay. Ne gülüyorsun kızım? Ne gülüyorsun, komik bir şey mi var? Ha? Söyle biz de gülüyoruz. Pardon, bakar mısınız? Menüde kıl var. Sen de kıl bir adamsın be. Fikri, defol git, çık dışarı oğlum, kovuldun. Defol. Defol. Hanımefendi kusura bakmayın yani, çok özür diliyoruz. Müessese olarak biz yani... bir şekilde yani memnun edemedik. Yani... Ama isterseniz ben ürünlerimi buraya getireyim, siz kendi gözünüzle görün, siz seçin. İster misiniz böyle yani, bir şey? Yani oldu ki, lütfen yani, olur. Biraz isteriz tamam yani. Tamam hanımefendi, siz sakin olun. Sonra kar yolunu bulur. İnşallah. Hadi abi, gönder. Gönder abi, ekleme yapma. Selam. Ne yapıyorsun? Kayalıklara gidelim mi? Plan bir şey bu galiba. Kayalıklar. Kayalık mı? Ne kayalığı be? Kayalıklar olmadı mı? Olmadı. Eve gidelim. Ev boş. Anne evde. Kızım bu hormonlu, hormonundan hormon fışkırıyor. Deli misin? Bu olur mu? Evde diyor, manyak mısın ya? Hanımefendi hormonlu bu. Bundan hormon fışkırıyormuş. Ben sonuçta organik bir şey rica ediyorum. Yani doğal bir şey olsun. Sağ... Doğal da olur. Ah! Orsan var. Ormana gidelim. Orman boş. Yeah! Ya oğlum defol git, kovuldun. Defol. Aynen. Siz kaybedersiniz. Hadi abi, hadi abi. Şöyle, yerleriniz kaynıyor yalnız. Hanımefendi bir şekilde çözeceğiz yani, bizde ürün çok fazla. Şimdi ben bir tanesini daha çağıracağım. Tamam. Çok fazla size hitap etmiyor olabilir ama siz yine de alıcı bir gözle bakın. Tamam ya, ne yapayım? Hadi abi, bekleme yapma, gönder abi. Resmen lokma şeklinde geldi. Pardon, o şeyi alkışta kaçırdık. Bir geri alabilir miyiz orayı tam o anı? Güzel. Tam oradan bir daha oyna. Hadi abi bekle. Hadi abi yürü öne, geç abi, bekleme yapma. Merhaba. Demek merhaba he? Ha, merhaba. Oysa telaffuzu ne kadar da basit, iki ufak hece, merhaba. Ama benim sevdalarımda merler hiç haba olmadı, hep heba oldu. Bana varsa yoksa eyvallah, güle güle öptüm kit bay. Sevda bir kuşun kanadındaydı, ben kakasında. Oh benim gitti yüreğim, vay hayatımı yaşayamadım, vay 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 vay. Ay bu acılı. Acı bana dokanıyor. Ben buna mümkün değilim, et diyemem. Tamanın yaramı kopardılar o.
Gözünden yaş geldi, sinirlerim bozuldu. Bu olmaz, yok. Yok, olmaz bu. Çık abi dışarı. Hadi abi git abi, kovuldun sen de, yürü. Giderken kaybettiğin sevgiline şöyle de bir dön bak istedim. Evet. Pardon. Şimdi böyle bir atar yapıp çıkıyorsa, yol oraya denk geldiyse yokuşa, o yokuşu aşar gider bu adam. Şimdi madem öyle bir atar yapıyor değil mi? Gururundan oraya döndüyse oradan gider. Ne demek istediğinizi çok iyi anladım, lütfen izleyin. Giderken kaybettiğin erkeğine dön de bir bak istedim. Hanımefendi sakin olun, ben size son bir seçenek daha sunmak istiyorum. Belki bunu beğenebilirsiniz. Tamam. Abi gel abi sıradaki. Nerede? Varmış abi. Happy deal. Happy deal diyor. Mutluluk veren bir şeyler olmalı bu insanda. Merhaba. Merhaba. İlk görüşte aşka inanır mısın? Yoksa çıkıp tekrar içeri gireyim mi? İnanır inanır. Bahçede boş bir masa vardı. Acaba çıkıp hep birlikte bir oturup böyle sohbet mi etsek acaba? Diyorsun mu? Ha iyi tamam oldu. Biz de şahane sohbet edelim. Olur tabii buyurun. Buyurun. Tabii tabii. Buyurun. Tabi. Buyurun teyzeciğim. Asterix'in Face'ler zincirlerine hoş geldin. Nasıl yardımcı olayım teyze? Bağırma. Bağırma, bağırma. Gören duyan olacak şimdi. Bana bak. Bana şuradan şöyle sohbeti tatlı, endamı şanlı, ekstra yaşlı bir old boy menü ver bakayım. Bir tane ekstra yaşlı old boy menü alabilir miyim lütfen? Mama fi, fil hakika. Ay ya mama fil hakika. Ay kız bu tam benim kalemim. Aysel beğendiğini belli edecek fiziksel hareketler de yap. Şenlen yani o cümleyi söyleyince. Tam aradığın tipmiş, tamam mı? Bahadır bir daha alalım oradan. Mama fil hakika. Ay mama fil hakika. Ay. Bu tam benim kalemim. Kız, bu sağlam mı? Hayır, geçenlerde de aldım, eve götürdüm, ürün kurtlu çıktı. Sen ne demek istiyorsunuz? Yani kurtlu derken yerinde duramıyor manasında mı? Yok kız, adam ölüydü. Ya Rabbim, bizim ikramımız olsun hanımefendi size. Hah, şöyle aferin sana. Ay, bunu böyle gazete kağıdına mı sersek acaba, gören olmasa? Ay neyse, heyecanlanıyorum. Yürü hadi bakayım, old boy gidelim. Efendim, sene 73. Mevsimlerden sonbahar. Bendeniz böyle semaya, ufka doğru derin derin bakıyorum. İyisi boy, iyisi. Bana her şeyi evde anlat. Evde mi? Buyurun, buyurun. Yaşanım. Hanımefendi size şu anda aşırı derecede ciddi bir şikayetimi bulunmaktayım. Ve bulunuyorum şu anda zaten. Alın lütfen efendim bunu. Bu soğuk, bu soğuk. Buz gibi ya. Bir problem var. Var. Havuz problemi var. Can bedenden çıkmayınca ne olur? Ha ne olur? Diğer derslerinden kalır. Seni görünce gözlerim dolar. Kulaklarım yürü olur. Ha? Zzz, küçük çekmece Sefaköy canım.
ya. Allah'ım şu şakaları, şu esprilere bak. Buz gibi resmen soğumuş menü veriyorsunuz ya. Böyle bir şey olmaz. Bunu istemiyoruz. Hanımefendi gayet güzeldi. Çıtışır abi, çıtışır. Tamam gel abi. Gel abi konuşalım. Ya çok iyi bu ya. Allah aşkına ya. Boş ver seni bu aşk sarayı feslan meslan. Gidelim ya. Boş ver, paramızla rezil olur. Sen gidelim ya. Adamcı! Adamcı! Adamlarım var adamcı! Ablacığım alır mısınız? Taze taze, bunlar ilişkiden yeni çıktı, çıktı! Adamcı ayağınıza geldi adamcı! Ne diyorsun Mehtap? Ya ne bileyim, sokaktan almak nasıl olur bilemedim ama hiç fena değiller ha, iyi görünüyorlar kız. Ablacığım bunların hepsi çok tatlıdır bak. Ben sana vereceğim, omzuna yaslayacaksın, beğenmiyorsan almayacaksın. Denemezsin bedava! Gel, gel. Al bunu şöyle, al şöyle şurada. Ne oluyor lan? Lan! Abla ben sana... Lan! Mahcup oldum, defolu çıktı lan! Oğlum! Gel, gel. Allah bel... Ana! Kusura bakma! Şansıma bak benim! Beni mahcup ettin amma, gel. Ben bunu sana veremem, gel. Gel. Peki amcacığım, biraz daha yakından bakıp da şöyle elleyip yoklayabilir miyim? Tabii, şimdi bacım bunların hepsi orijinal. Heh. Bunlar ihraç fazlası. Son anda yurt dışında master'a gidemeyenler bunlar. Ben kendi ablama, kız kardeşime, kusenime ne veriyorsam... aynısını satıyorum. Ha. Tamam, bunu beğendim. Bunu beğendim. Onu bir bak, şöyle indireyim hemen sana. Gel oğlum, gel. Gel bir bak abla. Gel, geç yanına. Tamam. Şakı gibidir bu var ya, bu aslan, aslan. Evet amcacığım. Sarayım mı bunu, ister misin? Amcacığım şey yapalım, saralım amcacığım sana zahmet. Gel oğlum, gel şöyle. Ha. Şöyle şey yapalım üstüne. Haydi Allah razı olsun. Tamam. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hadi, hayrını ver, hadi. Hadi inşallah. Abla sana da vereyim mi bunu? Ha, belki başka bir zaman ya, sağ olasın. Hadi gör. Lan cilve yapsana cilve, hadi. Hadi yürü. Ay Mehtap, yüzüme alamıyorum. Ben de. Acayip bir şey değil mi? Sütun gibi vallahi maşallah. Ben istersen girizgahımı yapayım. Yeter. Merhaba, ben Yeter. Nartık benimsin Yeter. Nartık çalışmanı istemiyorum. Nevinin kadını, çocuklarının nanası olacaksın. Anlaşıldı mı? Oho, ay, sokaktan alırsan böyle olur işte. Ay vallahi bu adam son kullanma tarihi geçmiş bir adam, 1970'lerden kalmış kız. Bu ay hiç düşünemedik. Nartık buralarda opidi opidi dolaşmanı da istemiyorum. Opidi diyor. Evinde oturacaksın ve beni bekleyeceksin. Ayaklarımı yıkayacak, soframı kuracaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı. Mehtap, ben bununla kesinlikle anlaşamam. Yani nana da olamam, hiçbir şey de olamam. Seni şimdi aldığım gibi amcaya geri veriyorum. Lütfen defol insansın.